Merkez Efendi Hazretleri Bu bölümümüzde nice nurdan goncaların cem olduğu, yüce şahsiyetlerin, büyük evliyaların çıktığı bir diyarda, Denizli'de başlayan bir hayatı konu edineceğiz. 1463'ü gösterirken takvimler, Denizli'de bir çocuk doğar. İsmini Musa koyar büyükleri. Osmanlı'nın her karışında olduğu gibi, Denizli'de de insanlar İslamiyet'in ilme verdiği kıymeti ve ilmin şerefini pek iyi bilmektedirler. Musa da küçük yaşlarda başladığı ilim tahsilinde öğrenme isteği ve zekasının parlaklığıyla tefsir, hadis, fıkıh gibi dini ilimlerin yanında tıp ilminde de yetişir. Bunlar görünen ilimlerdir ve elbette temeldirler. Ruhun terakkisi, kalbin Allahu Teala'dan başka şeylerin mabutluğundan kurtulması için elbette manevi mütehassıslara ihtiyacı vardır ki Musa Efendi'nin evliyanın o eşsiz bakışlarına muhatap olmaktan başka yolu yoktur bunun. Musa Efendi 30 yaşlarına gelince çevresinde sayılan bir alim olur. Yaşı 30'dur ama alimler bile onun ilimdeki yüksekliği konusunda ittifak halindedirler. Musa Efendi, büyük bir evliya olduğunu duyduğu Sümbül Sinan Hazretlerini duyduğu bazı dedikodular sebebiyle ziyaret etmez. Bu konuda uyarıldığı bir rüya görünce Musa Efendi gider, vaazını dinler Sümbül Sinan'ın. Sümbül Sinan Hazretleri bir ara Taha Suresinin tefsirini yapar ve kürsü arkasındaki Musa Efendi'yi kastederek, Ey cemaat! Tefsirimi anladınız. Hatta Musa Efendi de anladı. Deyince, Musa Efendi bu keramet karşısında yaptığı hatayı anlar ve talebelerinden olur onun. Sümbül Sinan Hazretlerinin Musa Efendi'ye söylediği şu söz, onun büyük marifetlere kavuşacağını müjdeler. Ey Musa! Artık Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır. Dergahta hizmete başlayan Musa Efendi'ye bir gün hocası şu soruyu sorar. Ey Musa! Sen dünyayı yaratsaydın, nasıl yaratırdın? diye. Musa Efendi'nin cevabı muazzamdır. Bu mümkün değil. Eğer olsaydı, her şeyi merkezinde bırakırdım. Bütün alem öylesine güzel bir nizam içindedir ki, buna bir şey ilave etmek veya eksiltmek düşünülemez. Bu sözü hocasının çok hoşuna gider ve ona, Madem her şeyi merkezinde bırakırdım diyorsun, o zaman bundan sonra ismin Merkez Müslühiddin olsun diye cevap verirler. Sadakati ve muhabbetiyle hocasının teveccühlerinin eserleri günden güne ilerletir onu. Manevi olarak büyük mesafeler kat eder Merkez Efendi ve hocasından maddi, manevi ilimlerin icazetini alarak Aksaray'daki bir dergaha hoca olarak tayin edilir. Merkez Efendi, hocasının kızının takvası ve Sümbül Sinan hazretlerinin damadı olmak istemesi dolayısıyla konuyu hocasına açar. Sümbül Sinan hazretlerinin bir isteği vardır ki bu beklenmeyen bir istektir. Kızımı sana veririm fakat bir deve yükü altın getirebilirsen. Ne gönlünde ne cebinde dünyalı olmayan bir derviş ve bir deve yükü altın. Merkez Efendi şüphe duymadan bir deveyi bazılarının hayret, bazılarının istihzai bakışları altında iki çuval toprak yüküyle yükler. Ve hocasının dergahının önünde yükleri boşaltır. Fakat çuvallardan boşalan toprak değil, herkesi hayret ve hayranlığa gark eden keramettir çil çil altınlar saçılmıştır etrafa. Sümbü Sinan Hazretleri hiç şaşırmadan tebessümle şunları söyler talebesine. Maksadımız ne altınlar ne de senin büyüklüğünü ölçmekti. Sadece herkesin senin manevi derecini görmesini istedik, hepsi o kadar. Ve Merkez Efendi kısa süre sonra hocasının aynı zamanda damadı olma şerefine de kavuşur. Merkez Efendi Manisa'dayken, hocası Sümbül Sinan Hazretleri hastalanır ve vefatına yakın taşradan gelecek dostum, vekilimdir diye emir buyurur. Ve sonra da vefat ederler. Gönlüne düşen bir ateşle yola çıkan Merkez Efendi İstanbul'a gelir ve manevi işaretler, ve hocasının vasiyetiyle dergahta bütün müderrislerin başı olur. Ve dergah taleplilerle dolup dolup taşar. Yayılır dört bir yana marifetullah. Ömrü, İslamiyeti, Resulullah'ın ve eshabının yolu olan tek doğru fırkayı yani ehli sünneti yaymakla, gariplere yardım ve şefkatle geçen Merkez Efendi, 1551'de dar Beka'ya irtihal eder. Rahmeti Rahman'a kavuşur Merkez Efendi Hazretleri. Cenazesi kaldırılırken Fatih'te misli görünmemiş bir kalabalık müşahede edilir. Bu kalabalık hasebiyle Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi adına yaptırdığı tekkedeki kabrine Büyük Evliya Ebu Suud Efendi'nin elleriyle defnedilir. Yüzyıllardır insanların Zeytinburnu'nda kendi adıyla anılan mahalledeki kabrini ziyaret edip, hürmetine Cenabı ı Hak'tan niyazda bulunduğu Büyük Veli Merkez Efendi Hazretleri buyurdular ki, ''Namazınızı asla ihmal etmeyin ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Mükminle kafire ayıran fark namazdır.'' Evliyanın sohbeti bulunmaz bir nimettir. Çünkü büyüklerin sözlerinde rabbani tesiri vardır.